arkadaşlar. Hürol diye bir tane arkadaş bayağı ucuz bir yarım ekipman istedi benden. Full bir ekipman değil, montu yok, pantolonu yok. Ben de hani ona önerebileceğim en iyi, hani bu fiyata önerebileceğim en iyilerini çıkartmaya çalıştım. Arkadaşım bütçesi 500 lira. 500 liraya hem kask hem eldiven hem de dizlik istiyor. Ben de hani şu kaskı bulabildim. Yani bu LSK FF352'nin mat siyah kapalı kaskı. Tabii ki hani polikarbon bir yapısı var. Termoplastik ya da polikarbon bir yapısı var. Üst havalandırma kanalları var, ön havalandırma kanalları var. Ön tarafında kademeli olarak açılan bir tane camı var. Burun pedi var, çene pedi yok. Mikrometrik bir bağlantısı var. Pedleri güzel, fena yapılmamış. Pedleri çıkartıp yıkayabilirsiniz. Ve arka hava çıkış kanalları var. Onlar elle idare edilemiyor. Yani bu da zaten 270 liralık bir kask. Hani o bütçeye göre ancak bunu önerebildim. Hani 300-350 lira gibi bir şey yoktu zaten. Aslında hani sadece en azından bir 500 liraya kaskı ayırabilseydim daha iyi olacaktı. En azından hani biraz daha kompozit yapıda bir tane kask almış olacaktın ama hani bunları göstereyim. Kask şöyle. Şöyle görünüyor. Hani bunu önerirken aslında hani daha iyi bir kask almanı isterim. Bu ECE 2205 sertifikasına sahip bu kafama giydiğim larç 1350 gram artı eksi 50 gram olarak değişiyor. Bu da yaklaşık 120 lira civarında bir tane dizlik. Bu da UFO'nun dizliği, ergonomik dizliktir. Senin hani sürüşüne göre şurası mafsallıdır ve böyle cırcırtlarla kapanıyor. Şöyle cırcırtlarla kapanıyor. Ve bunlar da yaklaşık 120 lira, 270 lira bu hesapla işte 390 lira ediyor. Yaklaşık hani bu eldiveni de, yani bu heavy'in bir eldiveni yaz kış kullanılabilir. Hani aşırı kalın değil, aşırı ince değil. Bilekte ince bir koruması var. Daha korumalı bir şey için biraz daha fiyatı yukarı çıkartman gerekiyor. Bileğinde cırt cırtı var. Körük mekanizması değil de bu. Böyle bir yapı yapmışlar. Şurasında cırt cırt var. Şöyle kapanıyor. İç tarafında kaskınızı silmeniz için kullanabilir misiniz bunu? Bunu kullanamazsınız. Ön parmak korumaları var. Üst yumruk koruması yok. Bunun yerine Skoyko'nun eldivenini de önerebilirim. Onun da linkini bunun açıklama kısmına koyacağım. İsterseniz ona da bakıp böylece karar verebilirsin. 500 liranın biraz üstüne çıkabilirsin. Çıkabilirsen çok daha iyi olacaktır. O kask, yani bu kask, bu dizlikler ve bu eldivenle beraber hepsi yaklaşık zaten 500 lira oluyor. 500 liranın biraz üstüne çıkarsan biraz daha iyi, düzgün bir ekipman alırsın. Çünkü kask gerçekten önemli. Düştüğümüz zaman ilk önce çarptığımız yer başımız oluyor. Başımızı çarpmasak bile, çenemiz dokunduğunda bile yaralanma ihtimali var. Daha dayanıklı bir kask olursa daha az zarar görürsün. Hepinize iyi sürüşler.